Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir maske videosu çekiyoruz. Uzun zamandır makyaj, işte saç boyama falan derken fark ettim ki uzun zamandır hiç maske videosu çekmemişim. Bir de maske videosu çekmediğim haricinde kendim de evde maske yapmayı uzun süredir bırakmıştım, yapmıyordum. Ondan sonra dedim ki oturayım ben bir şu zamana kadar yaptığım ve en çok memnun kaldığım, hayatım boyunca en sevdiğim ve etkisini gördüğümü düşündüğüm bütün maskeleri tek tek yazayım dedim. Daha sonra bunları tek tek hem kendim artık hayatıma sokayım, yapmaya başlayayım. Çünkü bu ara iyice sivilcelerim artmaya başladı hiçbir şey yapmadığım için. Hem de dedim bunların videolarını çekeyim, paylaşayım. Bu şekilde birkaç tane video oluşturayım, sizlerle paylaşayım istedim. O yüzden bugün bu başlangıcın ilk videosu olacağı için en sevdiğimle yapmak istedim ve en böyle hazırlaması zahmetsiz olan ve yapması en kolay olanla başlayacağız. Yani Türk kahvesi maskesi, daha doğrusu peeling olarak sayılıyor. Bunu yapacağız. Bayağı geç bir saate kaldığım için doğru düzgün güneş ışığı kalmadı. Çok böyle küçük bir ışığım var, onu kullanıyorum. Bayağı karanlık çıkıyor, farkındayım ama bu ışık sorununu çözeceğim artık, az kaldı. Bir tane daha ışık geldi, onu da kullanacağım daha sonra. Daha böyle aydınlık videolar çekeceğiz inşallah. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, ışıktan dolayı doğru düzgün saç rengim bile belli olmuyor. Şu an mesela çok güzel bir mavi var aslında saçlarımda. Ama şu an o kadar koyu gözüküyor ki. Neyse, konuyu şey yapmayalım, farklı yerlere çekmeyelim. Son zamanlar alışmışım böyle sürekli sohbet ederek video çekmeye. Bu da böyle kaptırdım kendimi ama o kadar uzun olsun istemiyorum. Şimdi kahveyi nasıl yaptığımız değil konu. Kahve maskesini nasıl yaptığımız. Şimdi kendime bir tane tüp kahvesi hazırladım bu şekilde. Şimdi ben videoyu kapatıp bunu güzelce bir içeceğim. Ondan sonra nasıl olduğuna devam edeceğim. Evet, kahvemi bitirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde içinde sadece koyu bir telvesi kaldı. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Şu an kıvam oldukça koyu. Bir tane böyle limon alıyorum ve içine göz kararı olarak böyle limon sıkıyorum. Biraz böyle sıktıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Kıvamına bakalım. Kıvamı biraz daha cıvıklaştı ama bence biraz daha sıkmalıyız. Çünkü sürdükçe iyice tekrar burada kalan kısım koyulaşıyor. O yüzden birazcık daha sıkıyorum. Tekrar karıştırıp kıvamına bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer daha akışkan, cıvık bir kıvam elde ettik. Normalde bunun içine bazıları zeytinyağı da damlatıyor, birkaç damla. İsterseniz onu da ekleyebilirsiniz. Ama ben genelde sadece limon ve Türk kahvesi kullanarak yapıyorum. Başka hiçbir şey eklemiyoruz. Ben bunu genelde işte dediğim gibi, şu anda da yaptığım gibi Türk kahvesi içtikten sonra onun arkasına içine birkaç damla limon sıkıyorum. Ondan sonra yüzümü uyguluyorum, yıkıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Oldukça pratik oluyor. Böyle ekstra hazırlama şeyi falan olmuyor. Bir zorluğu da yok. O zaman şimdi yüzümüze uygulamaya geçiyoruz. Tamam, şimdi sürebiliriz. Bu şekilde elinizi daldırıyorsunuz. Ondan sonra yüzünüze bu şekilde böyle dairesel hareketler yaparak, sanki böyle yüzünüze masaj yapıyormuşçasına bu şekilde yapıyorsunuz. Bunun etkisi ne oluyor? Zaten yıkar yıkamaz hemen anlayacaksınız. Dediğim gibi en güzel maske bu. Yıkadıktan sonra hemen böyle cildinizin yumuşadığını, böyle daha pürüzsüzleştiğini hissediyorsunuz. Özellikle böyle dokunduğunuz zaman elinize böyle pütür pütür şeyler gelir ya, onu filan mesela direkt yok ediyor. Ve bunu normalde bazı maskeleri mesela böyle uzun bir süre kullandıktan sonra, 3-4 sefer kullandıktan sonra böyle ufak ufak etkisini görürsünüz mesela bazılarında. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani bu ilk uygulamalar itibaren o yıkar yıkamaz hemen böyle yüzünüze dokunun, ne kadar büyük bir etkisi olduğunu o anında zaten göreceksiniz. Bu şekilde masaj yaparak dairesel hareketlerle yüzünüzün her yerine sürüyorsunuz. Daha sonra bunu ne kadar bekletmeniz gerekiyor? Bu dediğim gibi aslında peeling değil, maske değil, peeling olarak geçiyor. O yüzden böyle normalde maskeleri biliyorsunuz 20 dakika 30 dakika kadar falan bekletiriz çoğu maskede. Ama bunda öyle bir şey yapmıyoruz. Cildinizin hassaslığına göre, mesela benim cildim çok hassas değil. Ben o yüzden 10-15 dakika falan bekletebiliyorum. Benim için çok problem olmuyor.
Ama eğer daha hassas bir cilde sahipseniz yaklaşık 5 dakika, 7 dakika, 8 dakika arasında zaten kendiniz biliyorsunuzdur cildinizin hassas olup olmadığını, ona göre bu ayarlamayı kendiniz yapın. Ama 15 dakikayı hiçbir şekilde geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde her yerime uyguluyorum. Kalan yerlerime de süreyim. Ondan sonra tekrar gösteririm. Evet, yüzümün her yerine sürdüm. Mükemmel bir görüntüsü yok, farkındayım tabii ki. Ama ne yapalım? Zaten bu haldeyken bizi kimse görmeyecek yani. Şu an video çekmiyor olsam beni de kimse görmeyecek. Buna artık katlanıyoruz bir süre. Biraz sonra tabii kurumaya başlayacak. Ayrıca şunu söylemeyi sanırım unuttum. Siyah noktalar üzerinde de gerçekten oldukça etkili. Siyah nokta oluşumunu engelliyor ve ayrıca olanların da gitmesine yardımcı oluyor. Benim mesela çok sivilceye meyilli bir cildim olmasına rağmen öyle çok fazla siyah noktalarım yok. Ara ara çıkıyor, sıkıyorum tabii ama siyah noktalar konusunda mesela daha şanslıyım. Böyle aşırı siyah noktam çıkmıyor. Belki ara ara bunu uyguladığım içindir. Onu da bilemiyorum ama. Ayrıca bu maskeyi kullanıyorsanız, daha önce denediyseniz ya da videomu da gördükten sonra, denedikten sonra yorumlarınızı yazarsanız, maske hakkında ne düşündüğünüzü, size etki ediyor mu, etmiyor mu, seviyor musunuz, sevmiyor musunuz ya da uyarılarınız var mı? Bunları yorumlarda yazarsanız hem ben okumuş olurum hem de başka yapacak olanlar iyice faydalanmış olur. Şimdi ben süremi tutuyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika arasında bekleteceğim. Ondan sonra hemen gidip yıkayacağım. Bu maskenin şöyle küçük bir zararı var, onu söylemeyi unuttum. Bu maskeyi yapacağınız zaman maalesef fal bakamıyorsunuz. Bütün terbesini elinizde aldığınız için. Maskeyi yaptığınız zaman fal bakmayı unuttum. Ama yapmadığınız zamanlarda yine bakmaya devam edebilirsiniz. Bu arada bugün bu videoyu Vila'da sopam kırıldığı için çekiyorum. Ne alaka? Ama şöyle bir şey var. Bugün normalde şu an saat 5'e 20 var. Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Bugün dedim kendi temizlik yapayım, bir şeyler yapmayı, bir toparlayayım falan. Yarın da dedim hani arka arkaya birkaç tane çekerim. Çünkü genelde öyle yapıyorum. Hani her gün her gün uğraşmak istemediğim için. Tam böyle bütün evi süpürdüm, bir kısmını evin sildim. Tam böyle son odayı sileceğim. Ondan sonra şey oldu. Bir anda böyle şeyi sıkarken, vilayı sıkarken vilada sopam kırıldı. Ondan sonra neyse dedim hani bırakayım artık, duşa girdim falan. Ondan sonra video çekmeye karar verdim. Normalde devam edecektim. Ama sopam kırıldı, şevkim kırıldı. Ben de dedim video çekeyim en azından. Bu şekilde oldu. Ay, bekleme süremi geçirmeye çalışıyorum şu an. Çünkü bir şeylerin beklemesinden nefret ederim. Ve video çekerken de maalesef bunu çok fazla yaşıyorum. Mesela bir şey yapacağım. Bir şey hazırlıyorum mesela. Dolapta donma süresi var. Ondan sonra ne bileyim başka bir hani bekleme süresi var. O arada onu beklemek hani normalde beklemekten daha zor geliyor. Çünkü hani o bekledikten sonra tekrar çekime döneceğim. O yüzden hani şey yapamıyorum. Atıyorum makyajıysam onu silmiyorum. Üstüm giyinikse çıkarmıyorum falan. O yüzden bekleme süresi bir böyle video çekerken daha da böyle bir zoruma gidiyor. Normalde çok beklemeyi sevmem. O yüzden dedim konuşayım. Bari biraz daha çabuk geçer. Bir 5 dakika falan geçti ama. Olmazsa 5 dakika sonra yıkarım. Bu arada ben vantilatörü kapatmışım diyorum. Yine sıcak basmaya başladı. Bugün ayın kaçı bugün? 9 Haziran. Videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama bugün ayrı bir böyle bir sıcak var. Yani normalde şey dışarıda böyle güneş görünce terliyordum birkaç gün öncesine kadar falan çıktığım zaman. Ama şu an böyle evde bile çok böyle sıcak basıyor. Ne olacak bu yaz bilmiyorum yani, çok fazla böyle sıcaktan hiç hoşlanmıyorum. Bakalım artık. Ben gideyim tekrar vantilatörümü çalıştırayım. Ondan sonra zaten sürem dolmuş olur, yıkamaya giderim. Sizi de bunaltmayayım. Ay ne kadar güzel oldu. Ay yıkadım geldim, üstüm falan birazcık ıslandı. Siz de fark ediyorsunuzdur. Bu videoda sürekli kamerayla kendime bakmak arasında kaldım. En son videomda biri söylemişti de hep böyle kendime doğru bakıyorum, kameraya doğru bak diye. Bugün de böyle onun karmaşasını yaşadım biraz. Neyse yıkadım geldim ve böyle çok minnoş bir yüzüm oldu. Gerçekten böyle yumuşacık oldu. O pürüzsüzlüğü şimdiden hissediyorum. Bu arada banyodan hemen nemlendirici krem kaptım geldim. Benim cildim yağlı bir cilt. Evet. Ama şöyle bir şey var. Genelde insanlar şu şekilde düşünüyor. Yağlı ciltler nemlendirici sürmez diye düşünüyorlar. Ama tam tersi, yağlı ciltlerin de
nemlendirmeye ihtiyaçları var. Çünkü yüzün yağlı olması ve nemli olması arasında fark var. İkisi aynı şey değil yani. Ayrıca özellikle maskelerden sonra bence mutlaka nemlendirici krem sürmelisiniz. Çünkü eğer maske nemlendirici bir maske değilse yüzünüzü biraz kurutabiliyor. Bu şekilde nemlendirici kremimizi de sürdük. Yapacağımız her şey tamamıyla yaptık. Başka verebileceğim bir bilgi kalmadı diye düşünüyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu şekilde maske videolarına devam etmek istiyorum. O yüzden sizin de uyguladığınız ve çok sevdiğiniz maskeler varsa lütfen yorumda bana açıklamasıyla birlikte şu malzemeleri şu kadar koyuyorum ve şu işe yarıyor, ben etkisini böyle görüyorum diye yazarsanız ben de onları önce kendi deneyip uygulayıp eğer bir problem yoksa onları sizlerle paylaşmak isterim. Hem sizin maskenizi kullanmış olurum adınızı söyleyerek, güzel olur diye düşünüyorum bence. O yüzden o şekilde yazarsanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı, makyaj videolarımı, işte saç boyama ya da farklı videolarımı da izlemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kanaldaki videolara bakabilirsiniz. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca son şeyi söyleyip kapatıyorum. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram ismimi hemen aşağıya yazıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.